Evet sevgili izleyiciler, hepinize merhaba diyoruz ve bugünkü konuğumuz Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Mümin Kozan. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Çok sağ olun, gayet güzel, heyecanlı ve keyifli bir şekilde günlerimizi geçiriyoruz. Evet, Zafer Partisi'nde il başkanı değişikliği oldu Kocaeli'de ve bundan sonraki süreci nasıl yöneteceğinize dair bir şeyler duymak isteriz senden. Yani nasıl bir politika izleyeceksiniz, ne şekilde kentte çıkışlar yapacaksınız? Biraz işaretler verdiniz, gerçi yaptığınız açıklamaları izliyoruz, takip ediyoruz. Ama bir de sizin ağzınızdan duyalım, neler yapmayı ve nasıl bir politika üretmeyi planlıyorsunuz? Şimdi öncelikle bugüne kadar alışılagelmiş olan siyasi yöntemlerin birçoğunu bir kenara ittik. Genelde fikir, konu ve proje üzerine bir siyaset yapacağız. Eleştirilerimizi de, katkılarımızı da bu bağlamda sunacağız. Kişiler üzerinden yapılan siyaset çok eski dönemlere kalmış. Artık okuması, yazması olmayan veyahut da okumakla alakası olmayan insanları yönlendirmek için yapılmış. Bana kalırsa ucuz bir yöntem. Biz siyasette proje bazlı, tez, antitez bazlı çalışmalar yapacağız. Zaten süreç içerisinde de görürsünüz. Biz kişileri, şahısları, kurumları değil, biz yaptıkları eylemleri konuşacağız. İyiyse teşekkür ve takdir edeceğiz. Kötüyse hatalarını söyleyeceğiz. Hatalarını söylemekle de kalmayacağız. Düzeltecekleri yöntemleri de ilave edeceğiz. Yani evet, burada bir problem var, yangın var diye bağırmayacağız. Yangını görüyorsak bir kova suyla gideceğiz. Gerekeni de söyleyeceğiz. Yangına benzinle gitmeyeceğiz diyorsun. Daha yapıcı olmak lazım. İstikrarlı ve alımlı bir politika izleyeceğinizi. Yani genel başkanımızın nasıl ki ülkenin sesi olmuşsa bizden de beklentisi şehrin, kentin sesi olmak. Evet. Yani burada şehrimizdeki insanların sıkıntıları başkayken siz orada siyasi menfaat ve gündem elde etmek için sanal konuları sahaya süremezsiniz. Biz de bunları hem girmeyiz hem girenleri de gerçek gündemlerine geri çekmeyi de başarırız. Nasıl ki genel başkanımız Suriyelilerle ilgili, sığınmacılarla ilgili, Afganlarla ilgili konuyu sahada işledi. Bütün siyasi partiler tam bir U dönüşü yaptı. Geri döndüler, fikir karar değiştirdiler. Şu an hepsinin demeçine bakıyoruz. Hatta geçen sosyal medyamda da paylaştım bunları. Keza çevreyle ilgili konularda duyarsızlardı, hepsi bir kendine geldi. Eğitimle ilgili konularda şimdi ve ekonomiyle ilgili konularda açıklamalar olacak. Bu aydan itibaren başlayacağız inşallah onlarla ilgili de gerekli açıklamaları yapmaya. Nasıl ki halkın gerçek gündemine genel başkanımız Ankara'daki siyasete rota veriyorsa, biz de şehirdeki siyasete gerçek gündemine rota vereceğiz. Evet. Hep beraber de bunu göreceğiz inşallah. Peki, biraz genel siyasetten birkaç başlık konuşalım, ondan sonra yerele geçelim. Yine seninle ilgili soracaklarımız da var. Son günlerde Gürsel Tekin'in bir çıkışı oldu ve altılı masadan, yani HDP altılı masanın dışında dedi ki HDP'ye de bakanlık verilmeli. Pek çok insan karşı çıktı, tavır koydu. Sizin Hasan Basri Akşener de oldukça tavır koydu bu konuda. Sizin düşünceniz nedir? Ne düşünüyorsunuz? Sizin tavrınız nedir bu konuda? Şahsi fikrimi söyleyeyim öncelikle. Elbet bir kurumsal kimlik taşıyoruz ama bu hassas bir konu. Duygumu da paylaşmak isterim. Ben yaklaşık 6,5 yıl devlet hizmetinde polis memurluğu yaptım. Ticaretimi, işimi kurduğum için istifade. Mikrofonu yakına takabilir misin? Ya, onu unuttuk bak. Yakına takmayı. Biz yaklaşık 6,5 yıl devlet hizmetinde polis memurluğu yaptık. İşimizi, gücümüzü, bir aile işlerimiz oldu. Ticarete döndük, memuriyeti bıraktık. 6,5 yıl memuriyetin içerisindeki 2,5 yılda ben 16 tane polis arkadaşımı benim devrimi şehit verdim. 8'i aynı gün. Şimdi devletin içine örgütlenmiş FETÖ'nün sağladığı istihbaratla PKK'sı bilmem nesi operasyonlar yaptı. Hem halkın kolluk kuvvetleriyle ilgili birimlerine canlarına karşı teşebbüste bulundular. Eylemler gerçekleştirdiler. Benim canım gitmiş ya. Akşam çay içtiğim adamın ertesi gün ben cenazesine gittim. Ne anlatabilirim ki?
ne anlatabilirim? Yani burada gelelim diğer tarafa. HDP'yi vekil. Yani benim duygularım şahsımla ilgili bu. Siyasi bilgi olarak da şunu aktarmak isterim. Doğu ve Güneydoğu'da muhafazakar diye kendini adlandıran, işte ibadetlerinde hassasiyet gösteren insanların, ben inanıyorum ki kendi şahsi gözlemim, asgari yarısı Doğu ve Güneydoğu için Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşı karşıya olsa yarıdan bir üstü Erdoğan'a oy verir. HDP bu konularda blok oy başaramaz. Doğu ve Güneydoğu illeri için söylüyorum bunu. Batı ve yurt dışı oylarla ilgili sol, sosyalist kendince böyle adlandıran, böyle olmadığını ben biliyorum ama öyle adlandıran, efendim dini hassasiyetleri fazla olmayan gruplar muhtemelen Erdoğan'ın karşısında bir gruba oy verecek. Ama bunların sayısı çok değil, az. Sayın Genel Başkanımız Mansur Yavaş illaki olsun, halkta bir karşılığı var demesinin bir sebebi de bu. HDP oyları asla ve kat'a blok olarak Sayın Erdoğan'ın karşısında yer almaz. Aksine, bunu iddia ediyorum, aksine en az yarıdan daha fazlası Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'ye gidecektir. Siz Doğu ve Güneydoğu'yu gezin, insanlarla görüşün, aynı aileden iki farklı partide siyasi yönetici olanları görün. Benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet, önümüzde seçimlerde yaklaşıyor. Zaten her şey kendini gösterecek. Bütün ne olduğu, ne olacağı veya toplumun ne düşündüğü, evet, ne anladığı göreceğiz. Geçenlerde ABD Büyükelçiliği yapmış olan Jeffrey bir açıklama yaptı. Dedi ki 1979'dan bu yana PKK ile birlikte çalışıyoruz. Duydun mu hiç bunu? Duymama gerek yok ki. Yani bunu resmen adam kendi ağzıyla söyledi. Yine demesi doğru. Şu an Suriye'nin kuzeyinde ne oluyor? Evet. Tır tır silahlar kime gitti? Atatürk Orman Çiftliği'nde bir Pentagon inşa edildi. Yapımı sanıyorum 5-6 yıldır sürüyordu. Dünyada 3 tane var. Bir tane Kuzey Irak'ta, Kuzey Irak'ta, bir tanesi Kudüs'te, bir tanesi de Türkiye'de. Bunlar, ben bunlara Pentagonlar diyorum. Yani bir bakmam lazım onunla ilgili. Amerika'yı müttefik olarak görmek mümkün mü? Bu kadar şey yaşandı. 12 Eylül darbesini de onların çocuklarının, evet, yaptığını kendileri söylediler. Yine bizim çocuklar kazandı diye. 12 Eylül'de arifesindeyiz aynı zamanda. Hem PKK ile birlikte çalışıyoruz diyor 1979 yılından beri. Şimdi bugünkü koşullarda, hatta Yunanistan sınırına da yığınak yapıyorlar. Şeyde o da ayrı bir konu. Müttefik olarak görülebilir mi Amerika? Amerika ile dost olmak, Amerika ile müttefik olmak, NATO'da olmak Türkiye'nin kârına mıdır? Şöyle söyleyeyim, devletler ile olan ilişkiler kazan kazan sistemiyle ilerler. Burada şahsi, devletin kimliği, ismi, milleti, eylemi, geçmişi bir kenara. Devletler konu üzerine görüşürler, konu üzerine çalışırlar. Kazan kazan sistemiyle çalışırlar. Siz Mars'ta değilsiniz, dünyadasınız. Bütün devletlerle ilişkileriniz olabilir. Ama bu kazan kazan sistemiyle olur. Veya asgari bizim taraf kazanması, bizim haneye bir şey yazması lazım. Burada ben devletlerin hafızası çok kuvvetlidir. Geçmişe bakacaksınız. Geçmişe bakarak istikamet çizeceksiniz zaten. O ayrı bir hadise. Ama ben hiçbir devlet ayırt etmeksizin şunu söylüyorum. Ülkenin menfaatine olan, Türk milletinin menfaatine olan, Türk devletinin menfaatine olan işlerde proje odaklı, konu odaklı çalışılmalı. Yani sen bu devlet kötü çiz, bu devlet iyi, biz dost arkadaş aramıyoruz. Yani devlet ilişkileri başka ilerliyor. O zaman biz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyaya kapıları kapatmamız lazımdı. Bütün dünyaya, yanlış mı söylüyorum? Evet. Yani devlet ilişkileri başka, kişisel arkadaşlıklar gibi değerlendirilmemesi lazım. ABD ile ekonomik ilişkiler olabilir diyorsunuz ama ABD'nin öyle demiyorum, şunu söylüyorum bakın. Tüm devletlerle, ben hiçbir devlet ismi saymıyorum. Yani 12 Eylül sonrası bizim çocuklar yaptı diyen ABD'ydi. Şu an Suriye'nin kuzeyinde PKK'yı besleyen yine bunlar. Silah yardımı yapan yine bunlar. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Devletlerle olan tüm ilişkiler husumetle veya aşırı sempatizanlıkla gitmez. Konu ve proje odaklı olmalı.
Ama hiçbir devlet de bir başka devleti bu kadar içine almaz, barındırmaz veya üs kurdurmaz veya onun ileri jandarma karakolu olmayı kendine vazife edilmez. Siz evinizin içerisine lazım, birine çok seviyoruz ya da az seviyoruz diye evinizin içine özel bir oda verip de, affedersiniz, kendi solunuzun mutfağınızı, yatak odanızı tahsis edip, tamam ya, işte zaten biz iyiyiz, ben salonda da yatarım der misiniz ya? Tabii. Ev özeldir, vatan da özeldir yani. Tabii. Yani özellikle son dönem FETÖ olaylarını da gördük. Ondan İnşallah önce işte ders 80'i gördük. İşte sürekli olarak şundan çok korkuyorum ben. Yani Libya'yı gördük. Irak'ı gördük. Lübnan'ı hala görüyoruz. Evet. İyi inceleyin Lübnan'ı. İşte burada emperyalistlerle dostluğunuzun veya ilişkilerinizin derecesinin ne olması gerektiğini bana göre bizim gibi ülkeler iyi sınırlandırmalı, evet, iyi düşünmeli, taşınmalı. Onların bir sömürgesi haline gelmemeli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk o dönem birçok sıkıntıları yaşamış, görmüş, tecrübeyle edindiği bilgilerden diyor ki, Orta Doğu'nun mezhep savaşlarına karışmayın diyor. Evet. Avrupa'yla da kavga etmeye mücadele etmeyin diyor. Teknolojisini yakalayın. Çok net ve çok güzel bir ibare değil mi? Hiç sağa sola çekilmeden, tertemiz. Şimdi mezhep savaşlarıyla ilgili Lübnan'a bir bakın şu an. Devletin cumhurbaşkanı başka bir inanç üzere. Başbakanı ayrı, ordusu ayrı, tarikatlar ve inançlar üzerine bir milletin tüm birimleri paylaştırılmış. Kimi Hristiyan, kimi Şii, kimi bir Sünni. Ya böyle bir devlet olabilir mi? Devletin birimleri paylaştırılmış. Evet. Şimdi biz ısrarla ne diyoruz? Tarikatlar, cemaatler, tabii ki Osmanlı dönemindeki o tasavvufi kültürden bahsediyorum. Holdinglerden bahsetmiyorum. Toplumun sosyal bir olgusu. Toplum inanç olarak, düşünce olarak dahil olabilir, gidebilir diyoruz. Ama bu yapı devlet yönetimine teşebbüs ettiği an, anayasalara karşı bir savaş açtığı an veya ters eylemlerde bulunduğu an devlet görevini yapmalı diyoruz. Bu ve bunların da kontrol edilebilir STK ve vakıf hükmünde kalmasını diyoruz. Evet. Şimdi bunu söylerken canlı örnek ya FETÖ hep beraber yaşadık 15 Temmuz'u. Şu an devletin içine girip de şekillendiren ülke de hangisi? Lübnan. Bakın her bir bölümü ayrı bir tarikat, ayrı bir din yönetiyor. Ya ne yapmamız lazım? Hani izah etmek için en son şey yapacağım ya, takım elbiseyi çıkartacağım. Eşofmanla Şevket Hoca gibi geleceğim. Böyle anlatacağım tek tek böyle. Hakikat diyorum yani. Evet. Atatürk çok büyük bir adammış. Ta o günlerde aslında çok şeyi görmüş. Çok şeyin önlemini almış. Ama ne zamanki Amerika bizim içimize parmağını sokmaya başladı. O günden sonra da o kurulan ve hedeflenen amaçlar hep bir şekilde engellenmiş, bir şekilde çevrilmiş, geriye doğru inmiş, evrilmiş. Sadece Amerika diye bakmayın. Bakın, bu coğrafyada Roma'sı oldu, Bizans'ı oldu, onun öncesi yine Türkler oldu. Bu coğrafya her zaman mücadele gerektiren bir coğrafya. Burada güçlü olmak zorundasınız, devlet olarak, ekonomik akıllı olarak. Olmak zorundasınız. Zaten akılsızsanız gücünüz olmaz zaten. Akıllı da olmak Şimdi, zorundasınız. Güçlü olmak zorundasınız her anlamda. Olmazsanız ya bu Amerika oynamazsa aşağısı oynar. Orası oynamazsa doğusu oynar, batısı oynar. Sen burada dik durabilmen lazım. Hani bu coğrafya hem ekonomik olarak, eğitim olarak, milli birlik olarak, milli bilinç olarak, manevi birlik olarak sağlamlık ve dik duruş ister. Ve güç de maalesef bu zamanda maddiyatla alakalı bir şey. Yani bu gücü sağlayabilirseniz her yerde sözünüz geçer. Hani bunu devletlerle karşılaştırıp ya da eşleştirmekten ziyade ben önce kendime bakarım aynada. Ben ne kadar güçlüyüm? Senden bir tık yukarıda olan biri elbette seni hükmetmek isteyecek. Yani bunun başka bir karşılığı yok. Biz de güçlü olacağız her alanda. Evet. Başka yolu yok bu işin. Bu coğrafya zayıf kabul etmiyor. Yok olursunuz. Güçlü olmak için de bağımsız olmak lazım. Zaten güçlüyseniz bağımsızsınızdır. Peki, teşekkür ediyorum. Bu kadar ulusal evet, gündem yeter herhalde. En azından şunun için sordum ben bu soruları. Sizin bakışınızı değerlendirmek, bakış açınızı değerlendirmek doğru şeyler de söylüyorsunuz. Peki, okullar açılıyor. Senin de paylaşımların var bu konularla evet, ilgili. Taleplerin var belediyelerden, yerel yönetimlerden. Bunu biraz açar mısın? Bazı paylaşımlarını gördüm.
Oldukça da bana göre söylenmesi gereken sözler. Gerçi hem İzmit Belediyesi'nin hem Büyükşehir Belediyesi'nin bazı yardımları var. Kırtasiye yardımlarının falan olduğunu görüyorum, baktım sayfalarına. Yeterli mi, yetersiz mi? Sizin talebiniz ne bu konuda? Şimdi AK Parti belediyelerinin yaptığı şey, proje olarak genelde güzel konulara değiniyorlar. Yani sosyal yardımlarla ilgili konulara. Demin dedim ya, biz ABC partisi, ABC kişisi üzerinden bir tartışma yapmıyoruz. Proje üzerine konuşuyoruz, konu üzerine konuşuyoruz, tez antitez şeklinde ilerliyoruz. Var olan çalışmaların başlığı güzel olabilir. Şimdi her projede amaç belirlenir, hedef belirlenir, işleyiş planlanır, bir de işin sonunda sonuca bakılır. Amaca ulaşılmış mı diye. Amaç güzel, hedef güzel, işleyiş sıkıntılı, sonuç bir kısmı belediyeye düşman, bir kısmı muhtara düşman, bir kısmı mahallenin, partinin sorumlusuna düşman, ilçe başkanına düşman. Ya doğru kanal bu değil. Bu konu sizin, bakın bugün ben bu sosyal konuda değineceğim diye, bakın yakamda benim parti bayrağım yok. Anlatabildim mi? Biz bu göreve geldiğimiz zaman Kocaeli'nin sesi olacağız diye geldik. Gerçekten de buna uğraşıyorum. Sizler o makamlara geçerken parti bayraklarınızı bıraktınız. Yakanızdaki rozetleri çıkarttınız. Yani bunun artık gerçeklikle ufak tefek konularda olsun örtüşmesini bekliyoruz. Sosyal yardımla muhtarlarımız gerçekten büyük bir çoğunluğu, benim izleyebildiğim için büyük bir çoğunluğu diyorum, belki diğerlerine bilmediğimdendir. Mahallesinde ne oldu, ne bittiğini her şeyi biliyor. Ya çukuruna kadar biliyor muhtarlar. Kimin ne yaptığını, nasıl geçindiğini, doğru mu gerçek mi beyanda bulunduğunu hepsini biliyor. Ya bir zahmet muhtarlarımıza kapris yapmayın. Onlara üstten bakmayın. O adamlar kendi adıyla, hiçbirinizin yapamadığı bir cesareti gösteriyorlar. Kendi adıyla sahaya çıkmış, ben adayım demiş, kendi adına oy almış insanlar. Bir partiye değil. Gerçekten kutlamak, tebrik etmek lazım. Gerçek siyasette muhtarlar yapıyor. Halkın gerçek nabzını onlar tutuyor. Gidin, görüşün. Koordineye bunlar sağlasın. Yardımları da okullardaki okul müdürleri ve milli eğitimlerle irtibatlı olarak birimlere göre ihtiyacı tam tespit yapın. Buna göre bir yardım oluşsun. Şimdi geçmişte biz şunu gördük. 90'lı yıllardan biraz örnekler vermek istiyorum. Hani Sayın AK Parti hükümeti diyor ya, bizden önce buzdolabı yoktu. Sizin buzdolabı yok diye iddia ettiğiniz dönemde, hani devlet çok fakirdi, zayıftı, bataktı, bitikti, bankalar şöyle anlatıyordunuz ya. Yarısı doğru ya, yarısı eksik o söylediklerinizin. O ayrı bir şey. Bütün belediyeler sosyal yardım yarışına giriyordu okul zamanlarında. Ya buyurun, Bekirpaşa Belediyesi. Defalarca biz gördük. Her çakmak dönemi, köklük dönemi gördük. Körfez Belediyesi, buna bildiklerim için söylüyorum. Gördük. İzmit Büyükşehir'de o zaman, İzmit Büyükşehir Belediyesi. Sefa Bey CHP'li. Karşıya kadar İzmit'te aday. Her türlü çelişen bir ve CHP'den aday. Bu halkın CHP oyu verme olanı biliyorsunuz. Seçim nasıl kazandı zannediyorsunuz? Parti ayırt etmek sizin. Partiler üzerinden değil, mahalli gönüllüler üzerinden bu yardımları yaptılar. Ya bu çok basit bir şey. Hani bunu konuşacak bir konu değil bu. Çiftlik Belediye, Tütün Çiftlik, Körfez Belediyesi. Ben çok iyi biliyorum. Ulaşımda abonman bileti veriyorlardı durumu iyi olmayan öğrencilere. Böyle şunu da söyleyeyim parantez için de. Böyle bedava kart basıp da minibüslerin sırtına binmeyin. O sosyal yardım olmuyor. O sosyal infaz oluyor. Tabii değil mi? Yani bu isimde bir başka esnaf grubunun sırtına binmeyin. Biz o yüzden diyoruz ki kırtasiye, okul kıyafeti, efendime söyleyeyim, bu konularda muhtarlarla çalışın. Ve okul müdürleriyle irtibatlı olun. Okulun ihtiyaçlarına göre gerekeni yapın. Yaptık olduk değil. Öğrencilerin ulaşım burslarıyla ilgili de ücretsiz kart çıkartmayın arkadaşım. Çıkartmayın, yapmayın. Dolum yapın, kent kartlara dolum yapın. Kahramanlığınızı göreyim. Aylık 1500 TL minibüsçi aidat ödeyip 8-10 tane çeşit kartı ücretsiz yapmayın. Mitinglere belediye arabalarıyla gönderin ücretsiz. Kendi programlarınıza ücretsiz belediye araçları tahsis edin. Vatandaşın ücretsiz hizmetlerini minibüsün üstüne yakın. Şimdi onları komple kaldırıyorlar. Ayrı bir konu. Onu ayrıca bir konuşuruz. Öyle bir sosyal hizmet olmaz. Öyle bir sosyal belediyecilik anlayışı olmaz yani. Yapacaksanız kendi belediyenizin imkanlarıyla yapın. Ve şunu da açıklıkla söylüyorum.
Demin ben bunu boşa söylemedim. Rozetimi çıkarttım derken boşa söylemedim bunu. Bak benim işim proje. Mesleğim proje. Hakikaten ben hiçbir yere kibir gurur yapmadan çok açıklıkla söylüyorum. İster kameralar önünde, ister fotoğraf vereyim, ister gizli. Ne istiyorlarsa sistemini, projesini hazırlarım. Kendi partimdeki arkadaşlarla beraber destekle sağlarım. Ya vatandaşı artık siyasetçilerin laf üretmekten, birbirlerine girip tartışma yapmaktan bir kenara artık itelesinler bu konuları. Ya vatandaşı değecek işler yapılsın. Ben burada oy için bu muhabbeti yapmıyorum. Ama şu an birçok evde yangın yeri, gerçekten yangın yeri. Lütfen bunu hızlandırın ve muhtarlarla ısrar ediyorum. Çünkü onlar siyaset üstü insanlar. Onlarla yapalım. Son konuyu daha söyleyeceğim bu yerel konularla ilgili. Ya arkadaşlar, siz kantinleri ne ara ticarethaneye çevirdiniz ya, okul kantinlerini? Şöyle söyleyeyim, okul kantinleri ihaleye verilip yüksek rakamlara satılıyor. Ve bunların bir tarifesi yok. Ya bu adamlar, kantincilere de yazık, bu adamlar bu maliyetle çıkartabilmek için bazen market fiyatlarından yukarı satmak zorunda kalıyorlar. Mecburlar buna. Çünkü yüksek fiyatlı kantin, ya bu ticarethane değil bu. Şöyle bir örnek vereyim size. Askeri kantinler niye çok ucuz? Kantin ücretsiz, personel ücretsiz. Doğru mu? Doğru. Hadi vergi muafiyetini bir kenara koyuyorum. Ki zaten gıdada %1 vergi biliyorsunuz. Okul kantinleri niye ticarethaneye çeviriyorsunuz? Lütfen hizmet karşılığı ihale usulü açın. Para karşılığı değil. İhaleye girecek şahıs hangi hizmetle taahhüt edebilecek? Sonra bazı okul yöneticileri, okul aile birlikleri hani lafın arasında, sözün arasında evrakta değil. Ya şu da lazımdı, bu da lazımdı. Ya musallat olmayan kantincilere ya. Onların tek derdi orada bir şey alamayan bir çocuk gördüğünde, kantinci esnaftır çünkü Kocaeli insanı esnaftır. Gördüğünde kenardan çekip de bir şey ikram edebilecek gücü olsun ya. Çay ikram edebilsin, poğaça ikram edebilsin. Çocuğun orada boynu bükük arkadaşlarından ayrı kenarda bekletmesin ki esnafımız bunu yapmaz ayrı. Ona gücünü oraya harcasın. Ben eğer ki Milli Eğitim, özellikle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve valiliğimize bu konuyu ısrar ediyorum. Lütfen okul kantinlerindeki ihaleleri hizmetle yarıştırın. Parayla değil. Onlar ticarethane değil. Her yerden geliriniz var zaten. Ona mı kaldınız ya? Ya üstadım. Ya çocuklar aç dönüyor ya. Evet. Ya böyle bir şey yok ya. Aç dönüyor, aç. Evet. Bu çok zor bir şey değil. Kaç para alacaksınız kantinlerden ya? Bırakın ya. Kendi için özel olun. Çok net. Kantinleri ihalesiz yapın. Hizmetle ihale koyun. Ne hizmet sunacaksın? İki, fiyatlar belli. Gramaj, ürün, tarife yapın. Fırıncılara yapıyorsun, berbercilere yapıyorsun, şoförlere yapıyorsun. Doğru mu? Yap bir tarife, belli olsun. Tarife üst sınır koy. Adamlara da para kazanacaktır imkan da oluşturmuş olursun kantincilere. Bunlar da rahat hizmetlerini sunarlar. Bir artısı varsa ben adım gibi eminim. Bir okulda bir öğrenci aç gidip geliyorsa hiçbir kantinci onu aç bırakmaz o okulda. Ama rahat bırakın ya, esnafı rahat bırakın. Evet, gerçekten önemli bir konu. Çocukların okullarda hem sağlıklı gıdayla buluşması lazım. Ya sağlıksızlığı yani, geçtim. Hiç gıdaya ulaşamıyor çocuklar hem ya. Hem o lazım, hem de bir de dediğin gibi aç kalmamaları lazım. Bir poğaçayla bir tane gazoz, ayran, bir şey içebilmesi gerekir. Neden? Siz hiç kantinlere baktınız mı okulun önündeki? Ben çocukluğumdan biliyorum kantinleri. Öğrencilik dönemlerimden bakmadım gerçekten son zamanlarda ama bu konular çok kişi tarafından konuşulmuyor, söylenmiyor, ele de alınmıyor. Aslında burada seni tebrik etmek lazım. Çok önemli bir konu ama hep de göz ardı edilen, ötelenen bir konu bence. İnsanlar görmüyorlar veya konuşmaya değer bulmuyorlar. Ama doğru, bu okul kantinleri bir kere şey olmalı, yani para kazanma amaçlı da olmalı. Olmamalı yani. Bana sorarsan, orada her öğrenciye bir simit, bir şey, gazoz bedava verilmeli. Şimdi geçiş benim düşünce tarzım budur. Gönül hep bunu ister yani, ama siz insanlara 3 yıllık, 5 yıllık ihaleler yapmışsınız. İşte yapma. Bunun bir geçiş süreci olması lazım. Evet. Ya burada devlet kantinciyi rahat bırakırsa, vergisiydi, ihalesiydi, kirasıydı, şusu busu ve bazı yönetimler hakkı olmayarak, musallat olmaktan vazgeçerse, evet, zaten rakamlar 5 liradan 4 liraya düşecek. Hı hı.
Evet, yani bir de tabii şey var, bazı aileler var dediğin gibi az önce çocuklarına okula giderken harçlık veremiyorlar. Ve o çocuk diğer arkadaşları gidip de kantinden bir şey alıp yerken bir kenarda bakmak zorunda kalıyor. İşler acısı bir durum. Yani bunu hem okul yönetimlerinin, öğretmenlerin, kantincilerin başka bir oturup da milli eğitimin bir çözüme ulaştırması lazım. Dert Yani edinmeleri hadi lazım, büyükler dert. neyse de yani çocukların böyle bir şeylere imrenerek bakması veya alamaması bu da kötü bir Çok şey. acı bir şey. Eğitimini de etkiler, o çocuğun derse olan adaptasyonunu da etkiler. Çünkü orada kendisini ezik görür. Ben eğitimciyim Yani üstadım. evet. Ben engelliler spor hocasıyım. Benim alanım, branşım bu. Bununla ilgili 5 yıl çalıştık. Çocukların ben o anki psikolojisini çok iyi anlıyorum ve şu an en kılcal noktama kadar hissediyorum şu an. Yani ya nasıl bir zihniyettir ya? Sen kantini kirala, paralı yap. Bazı şartları zorlaştır. Kantinci mecbur bunu kurtarmak için rakamları biraz normal seviyeye çeksin. Kantinler uygun olması gerekirken veya bazen daha yukarıya çeksin. Çocuklar evine, okulda bir tost yemeye geçtim. Poğaça alamayanlar var. Ya vebali hepinizin boynu olsun. Her iki cihanda da. Dediğim gibi ticarethane olmaktan çıkartılmalı okul kantinleri benim şahsi düşüncemdir. Buraları yerel yönetimler milli eğitimle işbirliği içerisinde başka bir şekle dönüştürebilirler. Her öğrencinin günlük alabilecekleri içecekti, birkaç simitti, poğaçaydı. Bunları da ücretsiz karşılayabilirler ki belediyelerin bütçelerine baktığımız zaman müthiş afaki bütçeler var. Yapamayacakları şey yok. Ve oraya da geleceğim şimdi. Şeffaf belediyecilik dediğimiz şeyi bence bu kentte bir kampanya başlatıp talep etmeliyiz. Şeffaf. Bu okul kantinine bir şey yapmayı düşünmeyeceksin ama tutup da 1.000 top kağıtta 300 bin lira, 400 bin lira yandaşının cebine koyacaksın. Veya işte hangisi olursa olsun. Hepsi çıksınlar. Mesela tartışmalı olan ihaleler var. Değil mi? Şeffaf belediyecilik diyoruz. Yani halk için belediyecilik diyoruz. Hangisine sorarsan sor, hepsi bunu böyle yaptıklarını söylerler. Söylemezler mi? Yani hangi partiden olursa olsun, o önemli değil. Belediye başkanı olurken de bunu söylüyorlar. Olduktan sonra da bunu söylüyorlar. Ama icraata geldiğin zaman bakıyorsun eş, dost, akraba bilmem ne bunlara ihaleleri ve bir şekilde onlara kazanç sağlıyor. Haksız kazanç sağlıyorlar. Şunu da ben o konuyla ilgili bir şey belirtmek istiyorum. Biz malumunuz mecliste yokuz. Belediye meclislerinde yokuz. Yakın zamanda birinci yeşil yolumuzu tamamladık Zafer Partisi olarak. Ben şu gerçekliği bekliyorum. Belediye meclisinde veya belediye yönetiminde olanlardan. Arkadaşlar bir konuda hırsız diye iddiada bulunuyorsunuz. Meclis üyeleri için söylüyorum bunu. Bu Gebze'si için öyle, Büyükşehir için öyle, İzmit'i için öyle, başka ilçelerde oluyor bunlar, duyuyoruz. Arkadaşlar mecliste olan sizsiniz. Evraklar sizin elinizde. Belgeler sizin elinizde. Net bir ifade kullanıyorum bakın. Bir konuya şaibeli diyebilirsiniz. Şeffaf değil diyebilirsiniz. Ben bu usulle iş yapmayı istemiyorum diyebilirsiniz. Bunlar siyasi tarz ve tercihtir. Buna hemfikirim. Ama siz çıkıp beğenmeyin. Bir kişiye hırsız diyorsanız bunu söyleyecek elinizde bir evrak vardır değil mi? Ya niye adliyeye gitmiyorsunuz ya? Sizi tutan ne? Ben gerçekten bunu merak ediyorum. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Onlar Evet. tutan bir şey var. O tutan şeyden uzaklaşsınlar. Sözlerin arkasına gereğini yapsınlar. Başkan usule uygun yapmışlar. Kardeşim devleti zarara uğratmak diye bir madde var. İsterse kaç yıl geçerse geçsin. Bu yapılan köprülerde, hastanelerde hizmet karşılığı bunlara devlet para ödemiyor mu? Şu an ödüyor. Hükümet şimdiki partimiz ne diyor? Geldiği zaman bu hesap bir kez daha görülecek diyor. Niye? Devlet zarara uğratıldı. Bunu biz o maddeye göre söylüyoruz arkadaşlar. Evet. Usulde, sistemde uygun yapıyor olabilir. Bakın meclistesiniz, evraklar elinizde. Boş siyaset yapmayın. Gidin adliyeye. Deyin ki devlet burada X ürün 5 lira yerine 7 liraya alınmış. Tespitini yapın. Siz de bir piyasa araştırması yapın. Tutanaklara bağlayın. Adliyeye sevk edin. Devlet gelsin araştırmasını yapsın. Ama hizmet odaklı konuşmamak için, birbirlerinizin eksiklerini kapatmak için hep bir yaygara çıkartıyorsunuz.
Hizmet konuşalım ya. Şimdi mesela şey var, bu en son İzmit Belediyesi'nde müfettişler var zaten. Tamam. Yani bu müfettişlerin de bayağıdır oldu. 15 günü geçti herhalde orada oldukları araştırmalar var. Ya en son benim çok dikkatimi çeken ihale, mesela doğrudan teminle verilen şey. 1100 top fotokopi kağıdı. 1100 top fotokopi kağıdı. Başkanın yeğeninin akrabalardan birisine veriliyor. Hep bu isimlere veriliyor bu ihaleler. Bakın, zaten. Bakın ben buradaki tarzımı tekrar söylüyorum. Bunu hem büyükşehir için hem ilçe belediyelerimiz tamamlayacak için. Şunu söyleyeyim. Hani bir kere belediyede ihale vermek kelimesini ben kelime olarak kabul etmiyorum. Doğrudan teminle veriyorsun. İhale doğrudan teminle tek kişi olmaz. Birden fazla kişi olur. Teklifler alınır. Alınmaz. Şimdi tek kişi var. İşte böyle durumlarda tamam meclisteki arkadaşlar, bütçe komisyonu AK Parti'nin. Doğru mu? Ya onlar bakıyor mali işlere. Evraklar hepsi önlerinde. Ya arkadaşlar sizi tutan ne? Yoksa Fatma'dan önceki dönemde sıkıntı mı var? Hayırdır? Aklıma 40 tane şey geliyor. Valla Fatma geçtiğimiz şeyde seçim tarifesinde bunu da pek çok sefer eleştirdik. Dedik ki tüyü bitmedi kıyısımın hakkını soracağız. Bundan önceki belediye Nevzat Doğan'dan hesap soracağız. Bir sürü yolsuzluklar var dedi. Çık kardeşim diye kendimizi yırtıyoruz. Niye bir tane suç duyurusunda bulunmadın? Bu defterler şimdi senin elinde değil mi? Aynen. Bu defterleri aç. Nerede bir hukuksuzluk, nerede bir haksızlık, nerede bir şey varsa götür kardeşim, taşı yargıya, hesap sor. Aynı şekilde. Ben orada diyorum işte. Yani. Konu bunlara sanal gündemler oluşturmayın. Suni evet. Gündemler oluşturmayın. Evrak mı var elinizde? Kardeşim gidin gereğini yapın. Niye bekletiyorsunuz? Evrak, EKAP. Yani yok, yok. EKAP da bu ihalenin. Ya benim çok zoruma gitti. Şimdi niye zoruma gidiyor biliyor musun? Kardeşim bu ülkede az önce çocukları olan okula giderken para veremeyen insanları konuştuk değil mi? Evet. 7 bin lira maaştan çalışan insanın alamayacağı 3 senede 4 senede çalışarak alamayacağı parayı 1100 koli kağıtta bir tane insan bir imzayla alıyor. Fazladan haksız. Yani gidip de şeyden alsalar inan kırtasiyeden tek tek alsalar 300 bin lira fark ediyor ya. Şimdi yazık günah değil mi? Konuyu, milletin parası değil mi kardeşim yani? Konuya evraklarla birlikte vakıf olmadığım için hiçbir şey demiyorum ama teknik olarak genel anlamda şunu söylüyorum. Ben doğrudan teminlerin, davetiye usullerinin alayına karşı bir adamım. İhaleler açık, kameralar karşısında olur. Açık eksiltmeyle olur. Çağırırsın, önce ulaşabildiğin, çevrende birinci kademe ulaşabildiğin insanları davet edersin. İlgili meslek odalarına davetiye gönderirsin, alanlarla ilgili katılmak isteyenler diye. Benim baktığım usul bu. Ben açık ihaleden başka hiçbir ihale usulünü kabul etmiyorum. Şimdi mesela Büyükşehir'in Intertex'in ihalesi oldu. Dediler ki 100 milyon. Buranın değeri 6 milyona verdiler. Aradım ben. Yani hatta bir şimdi önümüzdeki hafta program yapacağız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Aradığınız zaman karşısına bir muhatap çıkıp da açıklama yapsın. İzmit Belediyesi'nde mi? Bu kağıdın açıklamasını yapsın. Intertex var, Büyükşehir. Git gibi sorduğumuz zaman karşımıza bir muhatap çıksın. Açıklasın kardeşim, biz bu ihaleyi bu şu 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 koşullarda verdik. Şöyle verdik. Değil mi? Bunu açıklayabilmeliler. İşte şeffaf belediyecilik diyoruz ya. Büyükşehir meclisleri ne iş yapıyor? Büyükşehir meclis üyeleri orada soruyorlar. Yani bir şeyler soruyorlar. Ya üstadım. Şerh koyuyorlar. Şunu o, öyle ben evrağa şerh koydum. Ötekine biz evet demedik. Bu mu yani? Bitti mi iş? Evet. Alacaksın elini evrağa. Gündemi anlatacaksın halka. Seni millet orada kendini temsil etsin diye seçti gönderdi. Meclis evet. Üyeleri için konuşuyorum. İktidarda değilim diye. Gücüm yok diye öyle bir şey yok. Susmak diye bir hakkınız yok sizin. Sıkıntı görüyorsanız araştırma talebinde bulunacaksınız. Engelleniyorsanız adli yollara başvuracaksınız. Bir yerde sıkıntı usulsüzlük görüyorsanız ya en yetkili merci belediye başkanından sonra meclis üyeleridir. Neyi bekliyorsunuz ya? Şuna şahit oldum. Mesela şeyde büyük meclis muhalefeti meclis üyeleri biraz bastırdılar. Belediye şirketlerinin konusunda. Tayyip Bey dedi ki gelin denetleyin dedi o zaman. Belediye şirketlerinin denetlemeyi açtı. Muhalefetin meclis üyelerine. Tamam. Bence bu olmalı. Bu her yerde olmalı. Bütün belediyelerde. Ya neyi saklıyoruz? Devletin malı evet. Zaten. Babasının aynen. Malı değil de neyi şimdi saklıyoruz? Bu kanunen mesela şey yaptıramayabilir. Açtırmayabilir. Yani tabii ki ticari denetlemez. Konulardır. Bu, açık etmez. Belediye şirketleri kapalıdır denetlemeye. O yüzden adliye diyoruz ya. Yasal yoldan bakılsın evet. Hesabı. Ama bu da böyle olursa
her şey açık ve şeffaf olur. Ya bu sevinecek bir şey değil. Bu olması gereken evet. bir şey. Bu net bir şey. Olması gereken bir şey. Şimdi ben bununla ilgili çok örnekler verdim. Daha da uzatmayalım isterseniz. Bu evet, yerel konuları. Yerel konuya geçelim. Hakikaten çok konuştukça konuşuyoruz. Doluyuz çünkü. Evet. Tekrardan bunu dile getirmek isterim. Yerel yönetimlerle ilgili de, genel siyasetle ilgili de biz Zafer Partisi olarak, Kocaeli'deki teşkilatımız olarak önce halkın derdi ve sıkıntısı olan konuları birinci öncelikli olarak gündeme getireceğiz. Bugünkü gündem evler yangın yeri, evet. okul masrafları çok yüksek. 6.000 lira, 5.500 lira maaş alan bir adam iki tane çocuğunu Tavşantepe'den, Yeşilova'dan çarşıdaki okuluna göndermenin maliyetlerini bana karşılayabilecek bir matematik dehası gösterin. Ben o gün siyaseti bırakacağım, yapmayacağım. Siz haklıymışsınız, ben hatalıymışım diyeceğim. Evet. Vallahi bu kadar. Ben de üniversiteye başlıyorum. Şimdi önümüzdeki hafta harç yatıracağım. Hayırlı 1600 olsun. 1600 lira. 1600 lira mı? 1600 lira. Siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız değil mi? Evet. Ondan oluyor bunlar. 1600 lira. Siz de sınava da girdiniz şimdi değil mi? Binlerce kişiyle bile. Tabii. Sınava da girdim. Tamam. Yani gülüyoruz ağlanacak halimize derler ya öyle bir durum var. Hayatımız Nasrettin Hoca'nın şey mezarlığı gibi oldu ya. Evet. Girişte anahtar. Etrafı boş. Girişte kapı, etrafı boş. Hayatımız böyle oldu. Kapıda kocaman bir asma kilit. Evet, şimdi biraz da Türkiye'nin aslında çok önemli bir sorunu var. Bu Selefi gruplar ve terör örgütleri. Bunu zaman zaman bazı insanlar dile getiriyorlar ama çok da üstüne gidilmiyor her nedense. Bununla ilgili senin de paylaşımların vardı, gördüm. Sen neler söyleyeceksin bize? Bunlar ülke açısından, güvenlik açısından tehlike arz ediyor tabii mutlaka ama ne yapmalı? Şimdi arkadaşlar, ben uzun bir süre, yani uzun çok doğru değil mi? 6-6,5 yıl polis memuru yaptım. Teknik olarak bildiğim birçok husus var bu konularla ilgili. Hı. Ve bir grup da işte ensar muhacir kısmına koyuyor ya bu konuyu. Ben liseli, ortaokul, imam hatipte okudum. Bana bu edebiyatla gelmeyin. Bir cümle kuramazsınız karşımda. Bir cümle. İki tarafta da eğitimliyim yani. Bana bir şey anlatmayın. Gelelim diğer hususa. Selefi gruplar kimlerdir? Sizin televizyonda izlediğiniz Taliban'ı, IŞİD'i, El-Kaide'si neyse ve Darul Harpçi diye kendine tanıttıkları grup bunlardır. Bu Selefi gruplar Afgan kaçakların, Pakistan'da kaçakların, Suriye'den sığınmacılık diye girenlerin arasına girmiş gruplardır. Bunların hayat tarzlarını söyleyeyim ben size. Bunların İslamiyet'le, dinle hiçbir alakaları yok. Kendi inançlarını, kültürlerini sözüm ona dini ruhsatlarla, kendi hocalarını dini ruhsatlarıyla birleştirip meşrulaştırmış insanlardır. Aslında kendi kültürlerini yaşıyor. İslamiyet'le bir alakaları yok. Şimdi kelime kelime örnek vereceğim ben size. Bunlar nasıl yapacak? Bir, Afgan ve Pakistan sınırı içerisinde olan Peştun gruplarının bir kültürleri var. Baça Bazi diye. Ya burada esas sıkıntı olur mu bilmiyorum. Ya olmaz. Bakın. Ben de anlattım birkaç defa. Bakın 12 yaşla 18 yaş arası erkek çocuklarını zenginler ailelerinden satın alıyor. Erkek çocuklarını satın alıyor. Çok affedersiniz. Kız çocuğunun kıyafetlerini giydiriyorlar. Esrar partilerinde bu çocukları dansöz gibi oynatıyorlar. Ve devamında? Ve ondan sonra da en çok açık arttırmayla en çok parayı veren insan da o çocuk o geceyi geçirmek zorunda kalıyor. Ve dahasını söyleyeyim. Bu da bir, bakın bu bir uygulama ama benim demek istediğim şu. Bu kişiyi eşi diye elinden tutup mahallede, sokakta gezdiriyorlar. Halk bunu zenginlik emaresi, zenginlik işareti olarak görüyor. Anlatabiliyor muyum size bunu? Bakın insanların yaptığı hatalardan bahsetmiyorum ha. Kültürden bahsediyorum. 12-18 yaş aralığında genç erkek çocuğunu fakir aileden satın alıyorsunuz. Kendi iğrenç Lüt kavmi gibi lanet olası bir inançlarınız üzerine kullanıyorsunuz. Bu inanç olabilir mi ya? Bu sapıklık, kültür işte bunların yani. Lüt kavminin halakı niye oldu bunlardan? Şimdi siz bu kültürdeki insanların bakın mağduru, uygulayanı, duyanı, yaşayanı bir sürü sosyoloğumuz var ya. Lütfen bir açıklama yapın. Bu psikolojiyle büyümüş bir insanın toplumdaki davranışları nasıl olur? Birinci konu bu. Bunlar Lüt kavminin artıklarıdır. Müslüman falan değil. Bu bir. İkincisi farklılıklar olarak söylüyorum.
bazı inanç ve mezhep gruplarında, ki ha şunu da söyleyeyim, Afganistan'da Taliban'ı meşhur eden de bu davranışlardır ha. Kendi kültürlerinde olanlara uzaklaştırdıklarını inandıkları için Taliban'ı da meşru etti bu davranış. Nasıl ki Suriye'nin kuzeyinde PKK yerleşip de IŞİD'e sözde mücadele ediyorum diye bir meşruluk kazanmaya çalıştıysa da, aynı buna benzer kötü kültürler halk nezdinde de Taliban'ın bir kısım tarafından desteğini meşru kıldı. Niye? Şu adam çoluk çocuğu gidiyor ya. Can gidiyor. Tabii ki hepsi başlı başına hata. Diğer gelelim diğer hususa. Bir, kültürleri uyuşmuyor. Arkadaşlar ben bunu birden fazla Afganistan vatandaşı olan, bizzat kendim, Türkiye olan, yani Türk olan, Türkmen olan veya Tacik olan çocuklarla konuştum. Dediler ki abi bu bizde yok. Nerede var? Afgan-Pakistan sınırı bölgesinde var. O onların kültürü ama dedi. Utandı konuşamadı ya. 4-5 cümle kullandı konuşamadı. Şimdi bu sizin kardeşiniz mi? Benim ancak düşmanım monolit kavmi. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Bunlarla beraber bu zihniyettekilerin bu kaçaklarla beraber girmediğini nereden biliyorsunuz? Sınır güvenliğini o yüzden söylüyoruz biz. Anadolu Kole Kalesi projesini o yüzden söylüyoruz. Kontrol olsun diye. Diğer bir husus daha söyleyeyim. Bakın. İnanç diyoruz ya. Gelin biraz Suriye doğru yaklaşalım. Şimdi bu bölgede. Burada ben bir şey ilave edeyim. Buyurun. Şimdi sık sık sosyal medyada da gazetelerde de görüyoruz. Pek çok haberler çıkıyor bu yönde. Otobüste kadınların fotoğraflarını çekiyorlar. Plajda kadınların size fotoğraflarını çekiyorlar. İşte taciz ediyorlar. Bakıyorsunuz ya Afganlı ya Pakistanlı ya Suriyeli. Yani bu kadar ahlaki de çöküntü içerisinde olan bu insanlar gelmişler bizim ülkemizde, artık ne yapacaklarının işaretlerini veriyorlar. Ne olacağının işaretlerini veriyorlar. Hiçbir adaptasyon sağlanmadan direkt olarak sınırlardan içeri girip de kendi kendisine bir yaşam inşa edebilecek kadar serbestler, meşrular. Bu böyle olamaz. Yani bunu hiçbir toplumun kimyası kabul etmez zaten. Ve bunun onların kimyası kabul ediyor. Yarın öbür gün çok ağır bir şekilde bedel ödenecek. İşte ben kültür farklılıklarından bahsedeceğim burada. Bunlar otobüste şimdi tek başına kadının resmini çekiyor, yakalanıyor, bir şey demiyor. Ama yarın... Ben sana ne olduğunu anlatayım. Yarın büyük gruplar halinde tecavüz girişimlerinde bulunurlar ya. Şimdi siz eylemden bahsediyorsunuz. Ben farkındaysanız kültürlerden bahsediyorum. Şimdi Türk kültüründe benim bahsettiğim konularla ilgili, ırkçılıkla ilgili, çok evlilikle ilgili hiçbir örnek yok Türk kültüründe. Evet. İslamiyet öncesinden bahsediyorum. Zaten İslamiyet de o yüzden çok uyumlu bir millet. Kendi kültürü için söylüyorum. Şimdi güzel bir konuya temas ettiniz. Ben söyleyecektim. Siz konuyu benden önce girdiniz. Şimdi bu arkadaşlar fotoğraf çekiyor. İşte sosyal medyada yayınlıyor. Taciz ediyor falan. Arkadaşlar bunların zihniyetine göre, kültürlerine göre bu bir taciz değil. Bak inançlarından ve kültürlerinden bahsediyorum. Bir erkek selefi gruplardan etkilenmiş olan milletler de bu davranışları sergiliyor. Selefi gruplar direkt zaten ona cihat ilan ediyor. Malı, canı, karısı her şeyi helal sayıyorlar. Her şeyi. Ve bunlar reysel eylem de yapabilirler. Bir örgütle olmasına da gerek yok. Şimdi gelelim bu kişilerde. Bakış açısı şu. Diyor ki bir kişi İslam edebine göre giyinmemişse, burka da bunlara göre bazılarında var bazılarında yok. Bu diyor farklı bir kadındır. Bana diyor cariyedir. Bakış açısı bu, kültür bu. Evet. Yani bunlara göre bu taciz değil, bunlar yaşam tarzı. Diğer hususa geçelim. Yaş olan, biz diyoruz ki evlilik çağına gelen kişilerin ailesini yönetebilecek seviyede olmalı. Akıl bari dediğimiz budur, fiziksel gelişim değildir. Aklı yerinde olacak. Bunlar da fiziksel gelişime bakıp 12-13 yaşında birinin inançları ile ilgili söylüyorum. Çok üst yaşlarda birileriyle evliliklerini hiçbir sakınca görmüyorlar. Bunun temelinde de kadına insan değeri vermiyor kendi kültürleri. Ya bakın Arapları Orta Doğu bölgesinin kadınlara verdiği isimler sayıdır sayı. Vahide, saniye, bilmem ne, sayı ya rakam rakam. 1, 2, 3, 4 diye rakam veriyorlar. Ya sokakta güvenlik görevlisi dedikleri adamlar veya IŞİD veya bilmem işte Taliban şu bu. Kadıncağızları sopayla dövüyorlar. Yani çünkü sopayla dövüyorlar ve bunun kocası da kabul ediyor arkadaş. Babası da kabul ediyor. İşte yani şimdi o da başka bir kadına öyle davranıyor çünkü. Bakın kültürden yani bahsediyorum zaten. Şimdi arkadaşlar değerli izleyiciler, ben bu konunun konu
kişi, şahıs, devlet ve milletten arı ve ayrı olarak ben o bölgedeki size kültürü anlatmaya çalışıyorum. Bir, bahsettiğim zenginlik alameti bir, o ufak genç çocuklara satın almaları. İki, o bölgede İslamiyet öncesi için söylüyorum, 20 tane, 30 tane bir adamın hanımı ve eşi olması zenginlik ikinci alametiydi. Evet. İslamiyet bunu 4 ile sınırlandırdı. 4'e kadar eş al demedi. Lafı tersinden anlayan arkadaşlar böyle anlıyor. Ama özellikle Orta ve Kuzey Afrika bölgesindeki ülkeler için kadın nüfusu fazla olduğu için 4 ile sınırlandırdı. Birileri kafasına göre anlıyor, ayrı mevzu. Şimdi bunlar da bir şeyi satın alırken veya verirken, İslamiyet öncesi için söylüyorum ve sonrasında devam eden bazı sapık haller de var ayrı. Bunlar 2 tane deve, 10 büyük baş, 8 küçük baş, 20 de kadın. Mal satışını böyle yaptılar ya. Ve maalesef bazı sapkın gruplar hala bunu devam ettiriyor. Gelelim Selefilere. Selefiler bunun büyük esintisini, büyük geçmişteki kültürel kalıntılarını bünyesine barındırıp İslami kendilerine göre ruhsatlar uydurup bunu İslami kisveye büründürmeye çalışan sapık gruplardı. Ben cemaatleri tasvip etmeyen bir adam olarak söyleyeyim, tarikatları. Diyor ki, sizin herkesin Cübbeli Ahmet diye bildiği Ahmet Mahmut ünlü ne dedi? Sakarya'da dedi, bunlar cami programı yaptılar, çok tehlikeli bunlar, selefi gruplar dedi. Tamam, bana inanmıyorsunuz. Kendi içinizdeki adam bunu söylüyor. Buna da inanmıyorsunuz. Ya efendime söyleyeyim, Ensar Muhacir diyorsunuz, tarihe inanmıyorsunuz. Arkadaşlar, bu iş şeye benziyor. Muaviye'nin deve hikayesine benziyor. Dişi deveye erkek diyor Muaviye, herkes erkek diyor. Evet. Sıkışsa deve ya da öyle bir şey var yani. Ama sonra da iş neye dönüyor? Evet. Oflu Hoca'nın vaazına dönüyor. Allah'tan korkanlar belli oluyor. Doğru. Şimdi ciddi anlamda ben coğrafyamızın tehdit altında olduğuna inanıyorum. Hem bir yandan ABD gibi emperyalistlerin bugün madenlerimizi, yeraltı yarısı kaynaklarımızı, üretim araçlarımızı, tütünü, şeker gibi hayati kaynaklarımızı tamamen ellerine geçirmişler. Türkiye'de artık üretim durma noktasına gelmiş ve önümüzdeki süreçte su ve gıda krizi yaşanacak bir yandan. Bir yandan bu insanların buradaki yaratacakları tehditler ortaya çıkacak. Öyle bir kötü süreç bekliyoruz ki, veya ben öyle tahayyül ediyorum, umarım olmaz. Bunun önüne geçebilecek tedbirler eğer kısa vadede alınmazsa, yarın hep birlikte, sadece ben değil, sadece sen değil, herkes, bu ülkenin tüm insanları acısını hep birlikte yaşayacağız. Kötü bir yere doğru gidiyor. Çünkü bakıyorsunuz, general dostumun askerleri tabur tabur Türkiye'ye girdiler. İşlerinde bir tane kadın yok. 30 yaşındaki, 20 yaşındaki, 35 yaşındaki eğitimli asker bunlar. Afganistan coğrafyası gibi bir coğrafyada savaş yapmış askerler. Hepsi Türkiye'de. Nerede bu adamlar? En kolay gidebilecekler. IŞİD nerede şu an? IŞİD nerede şu an? Kimisi ÖSO oldu, kendini meşrulaştırdı. Kimisi de bu şeyin içerisinde. Ya bu tiyatrolarla, evet, ben şu az bilgimle, gözle gördüklerimle, 2 ile 2 toplayabilen bir zeka bile buna yeterliyken, ben görüp anlayabiliyorum. Evet. Burada bu buna bunu dediği için ben de buna doğru diyorum deme kafasından vazgeçin. Aynen. Burada isterseniz bu selefi gruplarla ilgili iki cümleyle bu konuyu toparlayalım. Tamam, zaten bayağı da oldu. Bir saate yaklaştık konuşmamız. Evet, biz hep kısa diye geliyoruz bir araya. Bir dahaki programa başlayalım geri kalanını da. Evet. Özetleyelim değerli izleyiciler. Selefi gruplar sizin sahada bildiğiniz El-Kaide, Taliban, IŞİD neyse ve Darül Harpçiler neyse bir değişik versiyondur. İslamiyet'le hiçbir alakaları olmadığı gibi bunlar İslam'ı, Müslüman olduğunu iddia eden ve söyleyen kişilerin haram işlediklerinde direkt kafir hükmüne sayarlar. Hemen infazını gerçekleşmesi gerektiğini düşünen bir zihniyete sahipler. Hani sizin taciz dediğinizi bunlar cariye hükmünde gördükleri için bu kadınlar bu hamleleri yapıyorlar. Bu bunların kültürlerinde olan bir hadise. İnançlarıyla alakası olmayan, İslamiyet'i kendilerine göre devşirmeye çalışan bir zihniyet bu. Devşirmişler. Devşirmeye çalışması mı kalmış? İslamiyet demiyoruz biz ona. Ama onlar öyle çeviriyor. Evet. Biz Anadolu Kalesi projemizle, sığınmacı ve kaçaklar konusunu gündeme getirmemizle,
biz bazı şeylere özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Arkadaşlar, evinizin, değerli izleyiciler, evinizin güvenliği yoksa baba sabah işe gidebilir mi ya? Gidemezsiniz. Çocuğunuzu dışarı çıkartabilir misiniz? Çıkartamazsınız. Akşam rahat yemek pişirebilir misiniz? Pişiremezsiniz. Rahat uzanıp televizyon izleyebilir misiniz? İzleyemezsiniz. Bize diyorsunuz ki bir tek sığınmacılar mı? Ya güvenliğin gidiyor, güvenliğin. Şaka mı bu? Geçen benim kendi yeğenim ya, Kocaeli gibi bir yerde. Minibüste gidiyor. Akşam iki yatsı arası. 4 tane Afganlı minibüste kalıyor. Hep ilk durakta iniyor hemen. Taksiyle çıkıyor eve. Şimdi anlatabiliyor muyum tehlikeli mi? İstanbul'da ve büyük şehirlerde parklara inemiyorlar. Tekrar söylüyorum. Sizin taciz dedikleriniz bunlar için normal bir yaşam tarzı. Bunlar bunu bir suç ve kabahat olarak görüp de yapmıyorlar. Diyorlar ki bunlar dinden arık insanlar. Bunlar ortalık affedersin insanı. Bunların fotoğrafı videosunu alıp yayınlamayı normal ve meşru görüyorlar. Toplumlarında bunlar kınanmadıkları gibi takdirle karşılanırlar. Bu kültürlerle bizim kültürümüzün zerre yakınlaşması mümkün olmadığı gibi bize de çok büyük zararları olacak. Ülke içinde ya arkadaşlar sen bana yan baktın, mahallemin kızına baktın diye bizim mahallemiz gençler birbirine kavga ederdi ya. İş selfilere döndü, fotoğraflara döndü, röntgenciliğe döndü. Şimdi nasıl bu millet bu işe evet diyecek? Ve kimse bana çıkıp da bunu yok Müslüman din kardeşim diye anlatmasın. Senin din kardeşin olabilir ama o Müslüman değil. Peki çok teşekkür ediyorum. Hakikaten önemli konulara değindik. Bundan sonraki söyleşilerimizde de bazı konuları belirleyip o konular üzerinden söyleşelim. Biz coşuyoruz bari. Coşuyoruz. Konuşacak çok şey var. Aslında ülke insanı da böyle. Herkes dolu. Herkes bir şey anlatmaya çalışıyor ama dinleyen yok. Maalesef. Gerçekten dinleyen yok. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Her zaman kürsülerinize açık insanlara. Herkese açık. Buradan Bülent Bey'in huzuruna yani yüzüne demek hoş değildi ama onun gerçekten bu kürsü Kocaeli'deki herkese açık. Evet. Ben şaşkınlık içerisinde oluyorum bazen. Bazen kendisini köylerde görüyorum. Bazen farklı siyasi partilerle görüyorum. Bazen diyorum nasıl yani biz gazeteciyiz. Kim isterse mikrofonu uzatıyoruz diyor. Seçmiyoruz diyor. Teşekkür ediyoruz bu yüzden size. Ben teşekkür ediyorum ama inandığımız tabii bir şey var. Atatürk'ün ilke ve inkılapları tam bağımsız bir Türkiye ve layık bir Türkiye diyoruz. Çünkü ne dini siyasete alet edilmesini ne de başka şeylerin, başka değerlerin siyasete alet edilmesini kesinlikle Atatürk de kabul etmiyordu. Biz de kabul etmememiz lazım. Bu ülkenin kurtuluşu bence yine orada. Başka yolu yok. Oradan uzaklaştırmış olsalar da yani bize bağımsız bir ülke bıraktı ama ne yazık ki şu anda bağımsız değil bu ülke. Maalesef. İnşallah Zafer Partisi'nin güçlü kadroluyla mecliste olduğu gün bugüne kadarki nasıl AK Millet İttifakı'nı ve Cumhur İttifakı'nın rotasını yavaş yavaş döndürmeye başardıysak mecliste olduğumuzda neler yapabileceğimizi siz düşünün, sizler takdir edin diyorum. Peki tekrar teşekkürler ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.